İlk öncü sanatçılardan biri mimar, heykeltıraş ve video sanatçısı Juan Domi'dir. Hem mimar hem de heykeltıraş olması dolayısıyla iletişim ilk çalışmalarından beri hep önemli bir yer tutmuştur. Bugün sanatçıların iletişime görünmez bir mimar olarak bakması çok doğal. Fakat Domi iletişimi en az somut yapılar kadar önemli bir gizli enerji olarak gören ilklerdendi. Domi, beyin dalgalarını anlamanın çok önemli olduğuna inanıyordu. Meditasyon halinde, yani rahatlamış bir bilinç durumunda beynin alfa dalgaları yaydığı saptanmıştı. Teknolojiye meraklı olan Domi, mühendis bir arkadaşından beyin dalgalarını ölçen ve bir kaset çalara bağlı elektronik bir anahtar geliştirmesini rica etmişti. Bu anahtar alfa dalgalarıyla etkin hale geçiyor ve Platon'un diyaloglarından pasajların kaydedildiği bir kaseti çalıştırıyordu. Bu eserde 9 kişi kulaklıklarla geniş bir platformun üzerine oturuyorlardı. Kulaklıklarla kaset çalarlara, elektrotlarla da EEG okuyuculara bağlıydılar. Orada bulunan David Ross, zaman zaman da olsa kaset çaları çalıştırmaya yetecek alfa dalgası üretmeyi başardığını ama sanki bir yalan dedektörüne bağlı olduğunu, bir şeyler duyabilmenin başarılı olmaya ve testi geçmeye bağlı olduğunu hissettiğini belirtiyor. Salondaki seyircilerin ne olup bittiğinden haberi yoktu. Sadece onları ve kulaklıklarını görüyor ama ne dinlediklerini bilmiyorlardı. Tek gördükleri duvara dönük oturmuş gerçek dünyanın gölgelerini izleyen kişilerdi. Bir eserin başarıyla tekrar canlandırılmasında ilk sahnelenmesini yerinde yaşamış kişilerin ya da görenlerin yardımı çok önemlidir. Ancak bu eseri tekrar sergileyebilmek için kullanılan kaynaklar faks, e-posta ve telefonlarla topladıkları bilgilerdi. Bu nedenle başarılı bir yorum olacağından pek ümitli olmadığını belirtiyor Marilis Downey ve ekliyor. Ama büyük bir mutlulukla diyebilirim ki yorumumuz çok beğenildi. Bu sergi alanı eserin ilk sergilendiği mekana göre çok daha uygun. İlk mekan bu eser için aşırı modern ve aydınlıktı. İzleyici bu karanlık mekana adım attığında kendini sanki Platon'un mağarasında buluyor, o huzuru hissediyor. Burada ziyaretçilerin sanat eserlerine daha iyi odaklanabilmeleri ve kendi özgün yorumlarını yaratabilmeleri sağlanıyor. Teknolojiye ne kadar baskıcı, ne kadar kuşatıcı görünse de yaşanılan zamandan kaçıp başka dünyalara varma arayışı hep olacak. Domi'nin eseri de işte böyle bir arayışın özgün bir örneği. Hem bir eleştiri hem de zamanının bir ifadesiydi.